Ama son deplasman Konyaspor maçıydı. İyi bir futbol yoktu, hatta Fenerbahçe'nin bu sezonki en kötü performansıydı. Bu kez Beşiktaş deplasmanına gidecek. Evdekinden daha farklı bir Fenerbahçe mi izleyeceğiz? Yoksa Kadıköy'de gösterdiklerinin benzerini Dolmabahçe'de de sahaya yansıtabilecek mi Fenerbahçe? Beşiktaş'ın sol beki kimdi? Masuaku. Masuaku değil mi? Evet. Şimdi buraya Güven konuşurken ben 11'i yazdım. Yani mümkün olabilecek bir Ersin, Rozier, Necip, Saiz, Masuaku. Evet. Joseph, Delalli değil mi onun ismi? Evet. Salih, Weghorst, Muleka sağ tarafa soru işareti koydu. Sağ önce, öne. Sağ Enkudu. Öne Muleka koyacaksın. Yani. Sağ öne Muleka, sola, sol öne Enkudu. Sola Enkudu. Ha pardon dur. Ama savunmada da sanki Necip'in oynama ihtimali düşük. Ya neyse yani. Son maçta oyuna bile Fenerbahçe'nin de kadrosunu önce yapayım dedim. Kaleci Altay, Zalay. Evet. doğru söylüyorsun. Hadi abi söyleyeyim bakalım. Altay. Hoca kesinlikle çalışmıştır. Önünde. Hocam var mı elinizde? Altay'ı söyledim. Oynayalım. Altay, Zalay. Zalay ve Henrique dörtlü oynayacak Fenerbahçe. Kim? Dörtlü oynayacak. Üçlü defans değil, dörtlü defans. He. Zalay ile Henrique beraber oynayacaklar. İki stoper. Emin misin? Eminim. Nereden eminsin? Şu an her şey onu gösteriyor. Çünkü, ya Ahmet. Çünkü Fenerbahçe'de şu an stoper mevkinde kullanabileceği dört oyuncu var. Serdar Aziz sakatlıktan yeni döndü. Takımla antrenmanlara başladı. Luan Perez'in de bir sakatlığı vardı. Benim şu ana kadar yakından takip ettiğim Jesus, fiziksel yönden hazır olmayan o futbolcularla Beşiktaş derbisine başlamaz. O yüzden üçlü defanstan dörtlü defansa geçecek diye ben kendi adıma bekliyorum. Tamam. Şimdi dolayısıyla Beşiktaş takımını sağ... Bir geri kalan 11'i de ben çok merak ediyorum. Nerede? Hoca nasıl hocam, bir 11 düşünüyor? Tamamlasın. O 11'i bir tamamlasın hocam. Ha Ahmet'in düşündüğü mü? Evet evet. Ha. Çünkü hakikaten çok soru işareti var. Tahmin etmesi kolay değil. Bekler Alioski ve Ferdi olur mu hocam? Ben Alioski ve Ferdi'yi yazdım. Ferdi mesela kendi iki kadroma. Tane 90 dakika oynadı. Bayağı da efor sarf etti. Evet. O yorgun sayıp onu oynatmayabilir mi? Olabilir. Şimdi bu milli takım arası futbolcuların, milli takıma gitmeyenlerin gerçekten tamamıyla dinlendiği bir dönem oldu Fenerbahçe'de. 5-0. Milli takıma gidip de gelenlerin son durumuna da hoca bakacak. Biz milli maçımızı ne zaman oynadık? Pazar günü. Perşembe pazar. Pazar günü. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman? Pazar günü. Bir futbolcunun iki maç üst üste oynasa dahi bir hafta sonrasındaki bir maça dinlenik bir şekilde çıkmama ihtimali yok. Hoca Ferdi'yi iki maç oynadı diye yorgunluğundan dolayı kesmeyecektir. Dolayısıyla Ferdi mutlaka oynayacak. Orada illa kesilecek biri düşünülüyorsa ben Osayi'nin iyi performans sergilerken son dönemde az süre aldığını görüyorum. Bu da fiziksel bir nedenden dolayı değil. Oyun anlayışıyla ilgili evet. Bir konu. Benim yani belki de sağ tarafta Osayi ile başlardım diyebileceğim bir maçta ben hocanın Ferdi'yi orada kullanmasını bekliyorum ama Osayi'nin başlaması da hiçbir zaman sürpriz olmaz. Crespo Arao hocam banko mudur bu ikinci? Bankodur hocam. Benim görüşüme göre. İsmail? Şu ana kadar hayır. Crespo Arao banko. Fenerbahçe'nin eğer futbolcuları... Beşiktaş maçı deplasman hani İsmail daha şey falan. İsmail defansif yönden de görev üstlenecek biri ama Fenerbahçe bence orta sahadaki ideal ikilisini buldu. İlk dönemde Arao sadece defansif görevi daha ön planda olarak oynarken Crespo'nun gelişiyle birbirleriyle piston gibi sürekli değişen iki oyuncu görüyoruz. Biri kalıyor, biri gidiyor. Biri kalıyor, biri gidiyor. Bu Fenerbahçe'nin oyununa ayrı bir zenginlik kattı. İkisinin de fiziksel yönden performansı da çok iyi. Yani ben şu ana kadar kaleci artı 4 defans artı 2, 6, 7 kişi saydım. Geriye 4 kişi kaldı. O 4 kişi de benim görüşüme göre ben önde Valencia ile Batshuayi'yi bekliyorum. Kanatlarda biri İrfan Can olacaktır sağ tarafta. Solda sanki Rossi böyle biraz daha ön planda olur gibi geliyor. Yani ben aşağı yukarı 10 kişiyi saydığımı düşünüyorum. Rossi, Lincoln veya Joshua King
Ama bunların içinde Rossi'yi tercih eder diye düşünüyorum kendi adıma. Bütün bunları söylerken de hocayı çok yakından takip ettiğim için futbolcular dinlenmiş bir şekilde çıkacaklardır. Milli takımdan dönenlerde özel bir sorun varsa o bilgi bende henüz yok. Yok tabii. İşte Rossi uzaklardan geliyor, belki bir sorunla gelir. Evet. Onu hiç o da mı? Ha, milli takım değil mi? Evet, milli takımda Fenerbahçe'de kaç 10-12 kişi milli takımlarda. Çok kalabalık bir oyuncu grubu var evet, milli takıma giden. Dün akşam da Zalai oynadı Macaristan formasıyla. Evde İtalya'ya karşı puan alsalar. O da mı oynadı? Tabii A grubunu grubu zirvede bitireceklerdi. Kaybettiler. Maça çok iyi başladı. Sonraki gollerde biraz hataları oldu Zalai. Bir önceki maçta golü de o attı. Yok, o adam Zalai, santrfordu. Golü atan. Biraz öyle karışıyor. İkisinde soyadı aynı Zalai olduğu için. Ama önceki maçta gol atan adam Zalai. İyi ki konu ettik çünkü ben o zannediyordum. Evet, bir daha söylemem. Söylemeyelim. Hatta dünkü maçta milli takım formasıyla da son maçı çıktı. Zalai attı yani. Evet, ben de bu arada yani güzelim İngiltere-Almanya maçı varken ısrarla o maçta iddia var diye Macaristan-İtalya mücadelesini izledim. Macaristan hiç beklediğim gibi bir efor ortaya koyamadı. Ama yenildi maça, değil mi? Yenildi evet. O maça lider girmişti. Grubu. Lider olarak o maça çıkması evet. Bile büyük performans. Çok çok büyük başarı. Hiç yani bugün biz şey Macaristan'ı bizim çok gerimizde görüyoruz. Evet. Bizim çok gerimizde gördüğümüz o Macaristan, Almanya'nın, İngiltere'nin, İtalya'nın olduğu bir grupta son maça lider çıkıyor. Düşün. Bakın onlar ne kadar ilerledi, ben onun için demin o konuşmaları yaptım. Biz yerimizde sayarken bütün takımlar ilerliyor. Biz yerimizde saymıyoruz hocam, geri gidiyoruz be. Yok o kadar da değil canım. O kadar yani. Hocam C liginden B ligine çıktık diye mutluluklar içindeyiz yani. Ama şu var, neyse biz milli takımı konuşurken dedik ki biraz da Beşiktaş'a geri dönmek için söyleyeyim onu. Bizim Faroe Adaları'nı, Lüksemburg'u sorgu sualsiz yenmemiz lazım. Bu onlara kadar basit. Onlara karşı alınacak, diyelim iki galibiyet bile, gruptan lider olarak çıkmak bile bu kadar büyütülmemeli. Beşiktaş'a geri dönüyorum. Beşiktaş'ın kazandığı maçlar Kayseri maçı. Kayseri'nin ilk hafta birçok eksik futbolcuyla geldiği maç. İçeride Karagümrük maçı, içeride Sivas maçı ve deplasmanda yeni çıkmış Ankara Gücü. Ki o maçta da kötü bir başlangıç vardı. Beşiktaş da bu maçları zaten şampiyonluğu oynayacaksan kazanmak zorundasın. Ben Beşiktaş'ın oyununu değerlendirirken hücumda öndeki baskılı oyunu bana müthiş keyif verdi. Bundan sonra oyunu da oynayacaktır. Fenerbahçe maçında da oynayacaktır. Ama defansif yönde ciddi zaafları var. Burada ben hocaları biraz da ön plana çıkarmak istiyorum. Hem Güven abinin hem de Kemal abinin oradaki görüşlerini merak ediyorum. Hı hı. Yani orada ciddi bir şekilde Jesus avantajı görüyorum. Çünkü Jesus maça hazırlık bir tarafa, maç esnasında da devamlı doğru hamleler yapan, strateji olarak, oyuncu değişikliği olarak galibiyeti hedeflemiş ki şampiyon takımın hocası kesinlikle galibiyete oynamalı. O felsefede bir hoca. İsmail Hoca öne geçse bile biraz ya acaba koruyabilir miyim diye o endişeleri yaşayan. Yani A planı o öndeki baskılı oyun okey ama oyun içinde yarışmacı hoca olarak B planını C planını uygulamakta çok ciddi sıkıntılar çekti.